Merhabalar bugün Tonguç Akademi'de size polinomlarda kalan bölme göstereceğiz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Başlayalım o zaman evladım. Poligonlarda kimler kaldı acaba? Elan, poligon, moligon değil. Evladım kalanı nasıl bulacağımızı ve kalan metodunu anlatacağım sana bugün. Hazır hocam musun? bir tane sapık bir isim vardı öyle bir metot Elan, vardı. metod var. Horner metodu sapık değil evladım. Horner <laughs> adamın adı o. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Hocam bir harfle neler değişiyor görüyorsunuz? Tonguç evet. evet. bak şimdi şöyle bir polinom bölmesi var. Px polinomunu x 2'ye bölüyoruz evet. ve sonuçta da qx kalıyor ya kök çıkıyor pardon ve bunun sonucunda bir kalan çıkıyor Tonguç'um. Evet, Buna da k diyelim tamam mı? Şimdi biz böyle bir ifadeyi böldüğümüz zaman hani eski bölme kuralını hatırlarsak px dediğimiz ifade aslında bununla bunun çarpımına bunun eklenmiş hali değil mi Tonguç'um? Eski Doğru. bölme kuralından hatırlayabiliriz bunu. Doğru hocam. Şimdi bu kurala göre bunu buna bölünce bu çıkıyordu. Bu da kalıyordu ya. Evet hocam. Bununla bunu çarpıp bunu eklersen de bu çıkıyor. Tamam mı? Doğru. Tomş. Tamam. Şimdi bir kere ben K'yı bulmak istiyorum sorularda. Genellikle bana hep K soruluyor. K'yı bulmak için şöyle bir metot var. Çok basit bir metot Tonguç. O da şu. E, Tonguç'cum. Q benim istemediğim bir şey. Q da Q'dan hiçbir e, alakam yok. Ondan kurtulmak istiyorum. Ondan kurtulmak için Tonguç biz Q'nun başındaki sayıyı yani x eksi 2 sıfırlarız. O zaman bunu sıfır yaparsak evet. ne olur Tonguç biliyor musun? Bu Q'dan kurtulmuş oluruz. Çünkü Ve, sıfır yutan eleman. Harika. Bak x eksi 2'ye sıfır yazarsam ben x eşittir 2 dersem sıfır olur değil mi? X -2. Evet hocam. E -2. Ve sonuçta bunun sonucu komple sıfır olmaz mı Tonguç? Kesinlikle haklısınız. Hocam. O zaman şu ifadeyi komple sıfırladık. Şimdi x yerine 2 yazalım Tonguç. Bak p x yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir. Burası komple sıfırlandı mı Tonguç'cum? Sıfırlandı hocam. Ne kaldı sonuç? K. K. Demek ki benim aradığım kalan p 2'ye denkmiş. Oo, ne kadar kolay. Mısın? Böyle kolay bir metod var. Demek ki ne yapıyoruz? Yöntem şu. Bölen şeyi sıfırlıyoruz, evet. Burayı yazayım hatta. Bölen eşittir sıfır yazıyorsun. Hı hı. Böleni sıfırladıktan sonra x bulduğun x'i yerine koyuyorsun. Anladım hocam. Bu kadar. Şimdi hemen bir tane örnek yapalım seninle. Yaparım Hazır hocam. mısın Tonguç? Şimdi mesela demiş yok ki. yani. Px'in x 2 ile bölümünden kalan nedir demiş. Şimdi bunu sıfır yapan x değeri nedir Tonguç? 2. X eşittir 2 bunu sıfır yapar. O zaman bunu bunun yerine koyuyorum. X yerine 2 yazıyorum. Neymiş o zaman kalanımız? 2. P2 imiş Tonguç. Ama dikkat 2 değil. Kalan P2 Tonguç. Tamam, Anlaştık hocam. mı? Çünkü o Q'lu ifade tamamen yok oluyor. Aynı şeyi burada koyalım. QX'in X artı 5 ile bölümden kalan. Bunu sıfır yapan X değeri kaçtır Tonguç? Eksi 5. Mükemmel. O zaman X yerine eksi 5 yazdığım anda kalanı bulmuş oluyorum. Yani Anladım hocam. Q eksi 5 eşittir kalanı veriyor. Tamam mı? Q'yu mutlaka yazacağız yani. Q'yu yazıyoruz. Evet evet. Q zaten çok yazıyorum hocam ben bazen. Evet. Saçma. Tamam. <laughs> Hay Allah ya. Şimdi böyle karışık da sorabilir bazen. O da şu. Px-4'ün x artı 1'e bölümünden kalan iyice karışık. Mutlaka Şimdi bir şey yaparlar hocam zaten. Mutlaka hemen. Bir şey, tam öğrendim ya. Hemen zorlaştırdılar. Yeniden koparım ben hep. Aynen. Bir. Hep ama öyle. Yapacak bir şey yok. Bak. Bunu sıfır yapan x değeri kaçtı Tunç? Eksi bir. Mükemmelsin. O zaman x değeri -1 eksi bir burada yazacaksın. Aman dikkat et. p Eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 çıkacak. Anladım. P eksi 5 bizim kalanımızı verecek. Anlaştıkça doğru. Anlaştıkça. Birazcık karışık olduğunu biliyorum. Şimdi bunu sıfır yapan x değerindir Tonguçcuğum. 3'tür hocam. Mükemmel. Burada 3'ü yerine koyuyoruz. O zaman 3 kere 2 6 artı 1'den 7. Mükemmel. Q 7 K kalanı veriyor. Tamam mı Tonguçcuğum? Q 7 K 7 tamamdır hocam. Şimdi Tonguç o zaman bir tane soruyla bunu pekiştirelim. Demiş ki bunun buna bölümünden kalan nedir demiş. Bizi <laughs> bu ilgilendiriyor mu Tonguç? Hayır. Hayır. Bunu sıfır yapan değeri hemen bulalım. X artı biri sıfır yapan değer eksi 1 değeri. Evet. O zaman ben x eşittir eksi 1'i yerine koyduğum anda burada. Evet hocam. Kalanı bulmuş olurum. O zaman eksi 1'in kübü eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi 1 benim kalanımı verecek Tonguç. Zaten bir şey kalmıyor hocam gibi. Dünyadaki bütün rakamları <laughs> yazdınız. Ya. <laughs> Hayır evladım ne alakası var. Tonguç bak burada şuna dikkat et. Eksi biri parantez içinde yazmaya dikkat et. Herkes parantez içinde yazmadığı için artı eksi at aslında çöp oluyor soru. Anladım. O zaman hocam. hemen eksi birin kübe eksi birdir. Bunun karesi birdir. Eksi üçte çarpılınca eksi üçtür. İki eksi bir eksi iki eder. Eksi bir sonuç da Tonguç eksi 5 eksi 7 eşittir kalanmış donmuş. Böyle bir işlem tamam mı? Hocam. Sadece matematik yaptık. Bak burada hiç şey yapmadık. Kafa yormadık. Evet hocam. Aslında bölmenin sağlamasını yapıyoruz sanki. Ya. İşlem, i̇şlem yapıyoruz aslında. Fazla bir şey değil. Yerine niye adına bonibon bon demişler hocam? niye Bonibon bon, bon, e evladım. Polinom yani evladım. Niye polinom demişler? Özür dilerim. Poli demek çok demek eski latince'de. Evet. Nom da aslında terimler demek. Böyle çok terimli ifadelere biz polinom diyoruz tamam mı? He. O yüzden çok terimler bir araya gelince polinom demişler. Ha tamam. poligon da poligandan mı geliyor hocam? Gan silah falan, çok silah falan. Evet Attım. tabii canım. <laughs> poli çok demek. Anladım. Aferin hocam. Gerçekten çok zekisin. Teşekkür ederim hocam. Önemli çıkarımlar yapıyorsun matematik, bilimsel hayatına. Hocam matematik hayatımı renklendirdi hocam evet. şu anda. <laughs> geçen bakkala gittim beni dövdü hocam yalnız. <laughs> ne edin? Türevini almasını istedim hocam peynirin. <laughs> Adam, peyniri bıçakla kesti sonra yavaşça bana yaklaştı hocam. Hay Allah. Tonguç'un um bak bu, bu polinomu vermiş bize. Karışık ama A'sını B'sini bilmiyoruz. X eksi 1 ile bölümünden kalan demiş 3 demiş. X artı 2 ile bölümünden kalan da 4 demiş. Tonguç bir kere şunu bileceğiz. Bunun X eksi 1 ile bölümünden hemen X eksi 1'i ne yapıyorduk? Sıfır yapıyorduk. Evet. X o zaman 1 yazdığımda kalanı bulurum değil mi? Evet. O zaman P X yerine 1 yazarsam P 1 aslında 3'e denkmiş Tonguç. Kalanı vermiş çünkü bize. Bak burada bir cinlik yapmış burada aynı şekilde x artı 2'yi 0 yaparsam yani böleni 0 yaparsam x yerine eksi 2 yazdığımda p eksi 2 eşittir kalanı vermiş 4 demiş. Anladım hocam. Çünkü bize burada kalanı vermiş artık kalanı sormuyor. Sonrasında bize ne soruyor? A'yı B'yi soruyor. Tam o zaman bunlara ulaştıktan sonra yapacağımız iş sadece matematikte en önemli konu yerine koyma yapacağız. Ne yerine koyacağız? Bak P1'i vermiş ya. P1'i bulacağım burada. P1 eşittir 1 yazıyorum x yerine 1'in kübü eksi a çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 artı 2. Sadece ne yaptım x yerine 1 yazdım Tomuç. Doğru hocam. Bunu düzenlediysem düzenlersem eğer 1 2 daha 3 burası 3 eksi a artı b çıkıyor Tomuç. Bize bunun cevabını vermiş. Vermiş. Eşittir 3'müş. Allah Allah. O zaman bitti soru. Ne diyorum bak dikkat et. Bunu karşıya bunu karşılasam. A eksi B dediğimiz zımbırtı. Bu artı oluyor bu da eksi oluyor. Eşittir sıfır çıkıyor Tonguç. Bunu da bu tarafa da evet. Aynı şeyi P eksi 2 için yapıyorum. P eksi 2'de de x yerine eksi 2 koyuyorum. Eksi 2'nin kübü eksi A çarpı eksi 2'nin karesi artı B çarpı eksi 2 artı 2. İşlemler yapıyorum şu an. Aynen, aynen. Mu? Bak. Poly, hocam çok uzak. Eksi ya. 8 ee, eksi 4A eksi 2B artı 2 eşittir. Bunun cevabını da vermiş. 4 demiş. 4. Mükemmel. Şimdi Tonguç bunların hepsini bu tarafa A'ları B'leri bunları da bu tarafa atalım. Eksi 12 eksi 10 eşittir. 4A artı 2B. İkinci, iki bilmeyen denklem buldum. Bak burada zaten bunu karşılasam A eşittir B çıkmaz mı Tonguç? Evet. A eşittir B olduğu için ben buradaki B yerine A yazabilirim. O zaman 6a eşittir eksi 10 çıkar. a eşittir eksi 10 bölü 6 çıkar Tonguç. Anladım e, B de eşittir eksi 10 bölü 6'dır. Çünkü a eşittir Doğru. Cevabımızı bulmuş olduk Tonguç. Anlaştık mı? Birazcık anlaştırma. uzun bir soru ama yapılmayacak bir soru değil. Bu soru çok çıkıyor işte bak. Wi-Fi yok demiş hocam niye? Wi-Fi yok evladım işte bu şey bölünmüyor yani. Onu demek ha. istiyorum. Daha doğrusu hayır tam tersi tam bölünüyormuş. Ha. Tam bölünüyor ne demek? Bak bu soruyu görüyorsak kalan eşittir sıfır diye sonuç. Şimdi buna bölümünden kalanı bulmak için hemen bunu sıfırlıyorduk. Hatırlıyor musun? Bunun cevabı o zaman x yerine 2 yazdığımızda kalanı buluyoruz. x yerine 2 yazarsam ben ne çıkar burası? Eksi 2'nin kübü artı 2 çarpı 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı m. Doğru. Kalanı veriyor değil mi bana? Şimdi tam bölünme ne demekti Tonguç'cum? Kalan sıfır demektir. O zaman bunun cevabı sıfır olacak Tonguç. Doğru. Hemen bunu düzenliyorum. Eksi sekiz artı sekiz. Artı altı artı m eşittir. Sıfır çıkacak Tonguç. Bunu zaten birbirini götürdü. M eşittir. Eksi altı çıktı. Hayda. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Kalan sıfır. Şimdi bir tarz daha soru var. X kare artı iki ile bölümünden kalan diyor. Buna bölümünden kalan söylüyoruz. Hemen bunun x kare artı ikisine sıfır diyeceğim. Sıfır o zaman x kare eşittir eksi 2 olmaz mı Tonguç? Olur hocam. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Anlıyor musun Tonguç? Birazcık karıştırmaya başladık. Hocam hep başladık. sıfırı seviyorsunuz siz. Yani sıfırlıyoruz hep. Heh. Böleni hep sıfırlıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi x kare yerine eksi 2 yazacağım ya. Bunu yazarken şöyle yapıyorum. Burada 5x üzeri 4 aslında x kare çarpı x kare şeklinde düşünebilir mi Tonguç? Doğru. Eksi x üzeri 3'te x kare çarpı x diye düşünebilir mi Tonguç? Doğru artı. X kare zaten 2 kare. X kare. Ya. X kareyi zaten bulmaya çalışıyorum. X kare yerine eksi 2 yazıyorum. Evet. Bak. Artı e, pardon eksi X artı 4. Değil mi Tonguç? Doğru hocam. Şimdi Tonguç'um X kare yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 4. Eksi, çüş. Eksi 2 çarpı eksi 2 ne de evladım? Artı 4. Artı pardon. 4. 5 kere 4 20. 20. Burası eksi 2 de Tonguç. Eksi 2. Eksi başına gidesin olur. Artı 2 olur. Artı o 4. zaman artı 2 X. Bu eksi 2 de Tonguç. Bunun cevabı eksi 4 olur o zaman. Bu artık olduğu gibi kalıyor Tonguç. Bu da olduğu gibi kalıyor. Çünkü ben x kare yerine eksi 2 yazacağım. x yerine bir şey yazmayacağım. Son durumda ne çıkıyor biliyor musun? Çatara çutara birbirini götürdü. Bununla da bu x ediyor. x artı 20 benim kalanım oluyor Tonguç. Anladım. Şimdi kalanım kalan Tonguç'cum demek ki böyle bir ifadeye bölündüğünde ikinci derece bir ifade olduğu için kalan da birinci derece çıkabilir Tonguç. Anlaştık mı? Kalan illa bir sayı çıkacak diye bir şey yok. Bazen x artı 20, x ot, x eksi 10 gibi şeyler de çıkabilir. Anladım hocam. Yani dereceleri fark edebilir. Şimdi bu soruya geldik. Ha hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Bu, ben zaten bu, zaten konuda duvar, çıkabilecek... ölmüşüm hocam. Yani. <laughs> 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 Evladım saçmalama. Bu konuda çıkabilecek en e, kasış sorulardan bir tanesi artık. Bu sonra bitiriyoruz. Zaten. son sorumuz bu. Tonguç bak. iki bak x üzeri 4 artı 1 ile bölümünden kalan. Hemen bunu ne yapıyorduk? Sıfır eşitiyorduk. O zaman x üzeri 4 eşittir. Eksi 1 olmaz mı Tonguç? Olur o zaman. O zaman x üzeri 4 yerine eksi 1 yazacağız. Ama burada x üzeri 4 yok değil mi? Ama onlarda bir tane böyle var. Aç, açılım yapıyoruz. Huh, onda böyle açılım. Aferin be. Vay vay vay. Bu aslında x üzeri 12, x üzeri 4, x üzeri 4, x üzeri 4 değil mi Tonguç? Doğru. Çünkü çarparsak üstleri toplanıyordu. X üzeri 12 diyor. Bunu da şöyle açabilir miyiz? X üzeri 4, x üzeri 4, x üzeri 2 diye açabilir miyiz? Doğru. Eksi 5 çarpı x üzeri 4, x üzeri 2 diye açabilir miyiz? Bu da mantıklı. Eksi. Bunda bir şey yapmamız gerekiyor zaten x üzeri zaten 4. Zaten x üzeri 4. Bunda da bir şey yapamayız artık x kare artı evet. 7 var yapacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi Kağıt tamuç. hocam böyle bir şey yok yani. Yetiyor lan ne alakası var? bak Pardon. yetti işte. Bak x üzeri 4 yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 ne eder Tonguç? Eksi 1. Eksi 1. Artılır. Eksi 1 eder. Ha önce eksi eksi artı sonra tekrar eksi eksi. Mükemmel. O zaman sonuç eksi 2. Artı. Şimdi eksi 1, eksi 1 ne eder? E, artı 1. Süper. 1 kere x kare x kare eder. Yapacak bir şey yok. x kare kaldı. Eksi 1 bu. 1 eksi 5 eksi ne eder? 5 eder. Artı 5 x kare etti. Bu eksi 1 değil miydi Tonguç? Evet hocam. O zaman 1 eksi 3 eksi ne eder? Artı 3 eder. Eksi 2 x kare artı 7 de olduğu gibi kalır Tonguç. Tamam canım. hocam. O zaman son durumda düzenlemeler yapalım. Bu 6 x kare 2 x kare çıkartırsa ne olur? 4 x kare eder. Eksi 2 artı 3 1. 1 artı 7 de 8 eder. Kalanımız demek ki burada ne çıktı Tonguç'cum? İkinci dereceden bir şey çıktı görebiliyor musun? Görüyorum hocam. Bak dördüncü dereceden bir şey bölünce kalan 3, 2, 1 çıkabilir. Bunu unutma. Tamamdır hocam. Tonguç Akademi konu mutlaka üye olmayı unutma. Kategorize bir şekilde videolar duruyor. Bakalım ne gelmiş. Demiş ki Beyza Fenerbahçe. Hocam çok teşekkür ederim. Sayenizde anlamadığım konuları fethediyorum. Maşallah Fenerbahçeliymiş gerçekten sarılarcı var. O zaman e, ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. İlha. Hemen yolluyorum hocam. Tamam.